Merkezinden iyi akşamlar efendim. Bugün 19 Kasım Çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim'de yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden 8'inin cenazesi bugün Ermenek Keleşoğlu Camii'nde gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Allahu Ekber. Maden ocağında 18 işçi yer altında mahsur kalmıştı. Maden kazasının üzerinden tam 21 gün geçti. Önceki gece 8 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazelerden alınan numuneler üzerinde Ankara'da yapılan DNA testlerinin ardından işçilerin kimlikleri tespit edildi ve cenazelerin Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Hüseyin Çolak, İsmail Gürses, Uğur İlhan, Mehmet Tokat, Tezcan Gökçe'ye ait olduğu anlaşıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Maden ocağından çıkarılan 8 işçinin cenaze namazları toplu törenle bugün Ermenek'teki Ahmet Keleşoğlu Camii'nde kılındı. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından işçilerin cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Bahri Üzer, Hüsnü Çolak, Osman Çoksöyler, Aşağı Çağlar Köyü'nde, Hüseyin Çolak, Güney Yurt Beldesi'nde, İsmail Gürses, Gökçekent Köyü'nde, Uğur İlhan, Görmeli Köyü'nde, Mehmet Tokat ve Tezcan Gökçe ise Kazancı Kasabası'nda toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Evet, geçelim Tokat'a. Engellilere yönelik düzenlenen etkinlikte Niksar yolu kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 20 engelliye de tekerlekli sandalye hediye edildi. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bedensel engelliler yürüyüşü Niksar yolundan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Programa Vali Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çelik katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sonlanan yürüyüşte Vali Can ve Başkan Eroğlu açıklama yaptı. Kardeşlerimizi farkındalığı ortaya çıkartmak için etkinlikler yapılıyor biliyorsunuz. Şimdiye kadar görme engelliler. Geçen ay yapıldı zannedersem. Evet, bu ay kardeşlerimiz. Bir sonraki ay işitme engelliler devam edecek. Her ay bir engelli grubuyla bu tür faaliyetleri gerçekleştirmesinin amacı şu. Toplumda artık öyle bir hale gelelim ki hayatı engelsiz hale getirelim. Engelsiz yaşamı hakim kılalım. Ve bunu gerçekleştirelim. Bugün de şunu gördük, işte sokaklarımızda beraber yürüdük. Belediyemize bu bakımda ben çok teşekkür ediyorum. Rampalarını güzel yapmışlar. Hatta başkanlığımız gereken değerlendik. Demek ki bir takım talepler aldık tekrar. Amacımız Tokat'ta yaşadığımız tüm ülkemizin her tarafında bu kardeşlerimizin normal vatandaşlarımız gibi hizmet alabilecek şekilde yaşamını devam ettirmesi sağlamak. İnşallah bu kaldırımlar gerçekleşmiş. Önümüzdeki dönemde bu kardeşlerimizin sokağa çıkma kolaylaştırmak için bu araçlarla birlikte belki otobüsler, toplu taşıma araçlarına devreye girmesi gerekir. Amaç kademe kademe gerçekleşecek. Bunlar bir işin başlangıcı. Arkasından güzel işlerin geleceğini biz tahmin ediyoruz. İnşallah yerel yönetimle birlikte, devletimiz, hükümetimiz, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birlikte hükümetimizin son 17 yapışma başarıları bir yeni başarı eklemeye noktasında gayretlerimiz ilimize devam edecek. Ben bu farkındalığa destek verdiğiniz için siz basın mensupları ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün yine çok mutlu bir günü yaşadık. Biraz önce Niksar yolu kavşağımızdan başlamak üzere engelli kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber Cumhuriyet Meydanımıza kadar yürüdük. Gerçekten çok mutlu ve çok da sevinçli olduğumu ifade etmek istiyorum. Zira onlarla beraber olmak, birlikte olmak, onlarla beraberce aynı anı yaşamak gerçekten son derece keyifliydi. Onu söylemek isterim. Ve onlarla birlikte buraya kadar gelirken de bayağı sohbet ettik, konuştuk, dertleştik. Öncelikle şunu söylemem gerekirse, biz bir engelli dostu belediye olarak ve yine engelli dostu bir belediye başkanı olarak da her daim onların yanlarında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Tabii bugün de burada hem bir etkinlik yaptık,
engelli kardeşlerimize buraya yürüdük. Ve yine bununla beraber de engelli kardeşlerimize 14 tane engelli aracı burada verdik, teslim ettik. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Onlara her şey helal olsun. İnşallah böyle akülü araç talebinde bulunanlar da oldu. İnşallah akülü araçla ilgili de birkaç tanesine de bir söz verdik. Bununla alakalı da önümüzdeki inşallah aylarda da bunun çalışmasını yapıp teslim etmiş olacağız. Tabii hepimiz birer engelli adayız. Sonuçta Allah'tan gelen bir şey ve yaşayan insanlarız. Her an tehlikeyle karşı karşıyayız. Kazayla ya da başkaca bir hastalıkta bizler de birer engelli olabiliriz. Bir defa olaya bu açıdan bakmak ve böyle yaklaşmak lazım. Onun için de onları da iyi anlamak lazım. Onların ailelerini iyi anlamak lazım. Biz de bu konuda hem halkımızı bilinçlendirmek hem de bu konuyla alakalı onların her zaman ve her daim yanlarında olduğumuzu bir yandan da göstermek istedik. İnşallah Aralık'ta da yine Dünya Engelliler Günümüz var. 2 Aralık'ta. İnşallah o günde çok daha farklı etkinliklerle, bir taraftan eğlencelerle, bir taraftan onları yine böyle sahiplenerek, bir ve beraber olduğumuzu göstererek de çok daha farklı bir etkinliği de onlarla yapmış olacağız. Ben bu arada bu konuyla alakalı bizlere desteklerini esirgemeyen Ahmet Bey'e, Ahmet kardeşimize, ki tekerlekli sandalyelerimizin büyük bir kısmını kendileri vermiştir, teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bununla beraber yine Beyazay Derneğimize ve yine birçok rehabilitasyon merkezindeki görev alan hocalarımıza da ben de tek tek teşekkür ediyorum. Ve inşallah daha nice nice böyle güzel, güneşli, mutlu günlerde hep beraberce ve birlikte olmak dileklerimizle teşekkürlerimi sunuyorum. Tokat Belediyesi tarafından 14 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye dağıtıldı. Bazı engelliler yeni sandalyeleriyle yarış yaptı. Değerli izleyenler, Türkiye'de sadece Tokat'ta yapılan ve yaklaşık bir asırdır geleneksel hale gelen 40 hatim okuma günleri geleneği Zile'de sabah namazından sonra Nasuh Paşa Camii'nde başladı. Ülkemizin başka hiçbir şehrinde örneği bulunmayan 40 hatim Tokat'ın Zile ilçesinde başladı. Tarihi Nasuh Paşa Ulu Camii'de ilk hatmi şerif okundu. İlçedeki camilerde görevli imam ve müezzinler sabah namazını camilerinde kıldırdıktan sonra Merkez Nasuh Paşa Ulu Camii'ye gelerek hatim okumaya başlıyor. Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran Zileliler 40 gün boyunca her gün bir hatim okunarak yapılan bu asırlık geleneğin feyzinden nasiplenmek için Nasuh Paşa Camii'sini doldurdu. Manevi coşkunun yaşandığı 40 hatim 27 Aralık 2014 Cumartesi günü 40. Hatmi Şerif'in okunması ve akabinde yapılacak özel program ve duayla sona erecek. Zile Müftüsü İlyas Akyazı 40 hatim geleneğinin Kurtuluş Savaşı yıllarında Zileli kadınların bir evde toplanarak erkeklerin ise Burcalı Camii'nde okumuş oldukları Kur'an-ı Kerimlerin daha sonraki yıllarda devam ederek Burcalı Camii, Tutlu Pınar Camii, Boyacı Hasan Ağa Camii'nde devam ettiğini, buralarda okunan 40 hatimlerin kış ayları boyunca devam ettiğini belirten Müftü Akyazı, daha sonraki yıllarda bu geleneğin tarihi Nasuh Paşa Ulu Camii'ye alınarak bu asırlı geleneğin 40 günde bir hatim okunarak 40 günde bitirildiğini, 40. günün sonundaysa özel program ve duayla bu geleneği tamamladıklarını söyledi. Değerli izleyenler, Turhal'da yoğun yağışlar sonucu tehlikelerin yaşandığı Göktere mevkiinde dere ıslah çalışmaları başlıyor. Çalışmalar hakkındaki açıklamayı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yaptı. Göktere mevkiinde dere ıslah çalışmaları başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Boyacılar Mahallesi'nde Göktere'den çıkan yeşil ırmağa dökülen bir gökderemiz var. Boyacılar Mahallesi'nin tam ortasından geçiyor. Kıyısında aynı zamanda güney cephesinde Bahar Mahallesi var. Yine bir kısım kıyısında da Yeşilırmak Mahallesi'nin kenarından geçiyor. Seçimlerden önce biz bu mahalledeki mahalle sakinlerine Göktere'yi ıslah edeceğimize dair söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Geçen hafta itibarıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet ve Su İşleri Müdürlüğü'nden 2014 yılı ilk projesine Turhalımızın Gökderisi de alınmış durumda. Gökdere projesi Gökdere Köyü'nden çıkıp Yeşil Irmağa döküldüğü yere kadar iki kenarı ıslah edilecek. Deremizin şu andaki hali perişan durumda. Yağmur yağdığı zaman taşmalar da meydana geliyor. Köprüyle derenin altından geçen suyun alanı ise daralmış durumda. Bu proje kapsamında bu derenin üzerinde bulunan tüm köprüler yenilenecek ve yükseltilecek. Deremizin iki yanları aynı Çivril Deresi'nde olduğu gibi taş duvar örülecek. Yanlarında geniş alanlar boş kalacak, yanları da bizim tarafımızdan yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak. Aynı zamanda parklandırılacak ve ışıklandırılacak da. Aynı zamanda kamelyalar ve bantlar da konulacak. Çocuklarımız için oyun alanları eklenecek. Çok harika bir proje uygulamaya başlıyor. Önümüzdeki hafta ihale edilecek ve tahminen 2015 yılı ortaları veya sonlarında bu proje tamamlanmış olacak. Bu projenin şöyle bir güzelliği var. Hem taşkınları önlemiş olacağız hem de bu 3 tane mahallede bu dere kenarlarında geniş alanlar, yeşillikler ortaya çıkarmış olacağız. Hem de bu dere üzerinde bulunan ve kullanım ömrünü yitirmek üzere olan köprüler de yenilenmiş olacak. Ben hem bu mahallelerin değerinin artıracağını düşünüyorum hem de bizim eskiden Yavşanlık olarak isimlendirdiğimiz, şimdi de Karşıyaka olarak isimlendirdiğimiz bu semti kaderini de değiştirecek bir proje. Hayırlı uğurlu olsun, Allah bizleri de mahcup etmesin, Allah utandırmasın, dedi. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Şahin, Kanal 60 Genel Müdürümüz Hüseyin Kömür'e ziyarette bulundu. Şahin, Kanal 60'ın Tokat için çok önemli olduğunu belirterek kanalımıza da başarılar diledi. Küçükçekmece Belediyesi Üyesi Ömer Şahin. Ömer Bey, önce teşekkür ediyorum ziyaretlerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Kanal 60 televizyon olarak sizi sık sık ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki Tokatlıların Küçükçekmece'deki uç üyesiniz siz. Evet. Orada hem siyasi anlamda hem de ticari anlamda ve federasyonda etkili bir birey olarak maşallah diyelim Tokatlılar'ı anlayabilirsiniz. Ben sizlere başarılar diliyorum. Ayrıca Tokatlılara da bu kadar iç içe olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler bir Tokatlı olup da kuvvet yani İstanbul'da Tokatlı'nın elinde tutmak çok ben onun bir görev olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kanalatmış televizyonu da bugünlerde yeni heyecanlar yaşıyor. Sizler de bilmişsiniz, gelmişsiniz. HD yayınla beraber tüm Türkiye'de, tüm dünyada izlenebilecek izlenebilecek seviyeye geldi. Şu anda tüm dünyada, tüm Türkiye'de Kanal 60 Tokat'ımızın gülümseyen yüzü, şehrimizin gülümseyen yüzü Kanal 60'ta izlenebiliyor. Buradaki İstanbul'daki Tokatlılarımızın burada çok büyük emeği var. Biz buraya geldik, elimizi bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum. Nazlı ziyaretinizde gerçekten biz teşekkür ederiz. İnşallah İstanbul'daki Tokatlılarımızın sesini bütün dünyaya duyuracak Kanal 60. Biz de her zaman Kanal 60'ın yanında olacağız, Tokatlılar olarak. Görevinizde başarılar diliyoruz biz de size. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Başkanımız da televizyonumuza ziyarete gelmişti. Evet. Küçükçekmece Belediye Başkanımız. Sizin mesleğinizi artık davet edelim. İnşallah bir dahaki önümüzdeki günlerde. Tokatlarımıza, Küçükçekmece'de fazlasıyla Tokatlı kardeşlerimiz var çünkü. Hem onların derdini konuşalım. Hani Küçükçekmece'de neler oluyor, neler bitiyor, yani Kanal 60 vesilesi tüm dünyaya burada. İleriki zamanda inşallah Temel Başkanımızı da davet ederiz. Burada beraber bir program yaparız. Tokatlarımızın, Küçükçekmece'deki Tokatlıların sıkıntılarını, dertlerini konuşuruz. Bir program da yaparız inşallah. Teşekkür ederim. Asya Tokatlar Federasyonu kahvaltı programında bir araya geldi. Federasyon yönetimi Tokat'ın sorunlarını konuştu, istişarede bulundu. İstanbul Anadolu yakasında Tokatların kahvaltısındayız bugün. Yanımızda İstanbul 1. Bölge Milletvekili Gürsoy Erol Beyefendi var. Efendim öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun, şükürler olsun. Efendim bugün burada güzel bir toplantı oldu Tokatları için. Tabii toplantının asıl konusundan çok siyaset konuşuldu. Siz bu toplantının esas konusunu bizlere birkaç cümleyi anlatabilir misiniz? Aslında tabii derneklerimiz, federasyonlarımız burada da ifade ettim. Amaç ilimizin, ilçemizin, köyümüzün problemlerini konuşmak,
sevinçli günlerimizi paylaşmak, dertli günlerimizi paylaşmak ve bu şekilde hemşehrilerimizin, özellikle İstanbul'da yaşayan, sıkıntılı olan, darda olan veya düğünü derneği olan kardeşlerimizi hem burada bir araya getirmek, meseleleri tanıştırmak hem de sıkıntıları paylaşmak. Tabii siyasette günümüzün vazgeçemediğimiz bir konusu. Dolayısıyla ister istemez bu tür toplantılarda kardeşlerimiz o tür siyasi konulara da giriyorlar. Ama buradaki amaç birliğimizi, kardeşliğimizi bozmadan tüm siyasi partilerden, tüm görüşler muhakkak olacak, tüm inanışlardan olacak. Ama hedef olarak hep birlikte ilimizi, ilçemizi, köyümüzü, Tokadımızı geliştirmek, sonuçta ülkemizi geliştirmek. Bugün burada güzel bir etkinlik oldu. Ben dediğim gibi Tokat milliyetçisiyim. Tokatlılar nerede? Biz oradayız. Hem radyomuzdan hem kanalımızdan mümkün olduğu kadar Tokat'ın reklamlarını yapmaya çalışıyoruz. Ben Bilal kardeşimi de niye yanıma aldım? Bilal kardeşimiz Tokat'ın, Tokat Spor'un bir ayağı diyorum ben ona. Kendisi bir grup kurdu. Canla başla mücadele ediyor. 15'ler taraftar grubunu kuruyor. O da burada bizim gibi gurbetten gelmiş ama Tokat özlemini çeken bir kardeşimiz. Federasyonumuzun çok güzel bir birlikteliği olmaya başladı. Artık İstanbul'da Tokatlılar bir heyecan oluştu. Birlikteliği, artık kardeşliği yakalamaya başladılar. Tabii bunu yakalamaya başarı sağlayan kişi ben İstanbul'un abisi diyorum. Tokatların abisi Harun Karaca milletvekilime buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok sivil toplum kuruluşlarının, Tokatların başaramadığı şeyi Harun Bey başardı. Nasıl başardı? Sizler de takip ediyorsunuz. Yaklaşık 3-4 dönemdir yüz binleri bulan piknikler yapıyor. Ve Alevisiyle Sünnisiyle. Zaten çok özür dilerim. Biraz tabirimi bağışlayın. Nalet olsun ya. Bu ayrıma nalet olsun ya. Biri Aleviyim diyor, biri Sünniyim diyor, biri siyaset. Ya bırakın kardeşim. Bizim tek birlikteliğimiz Tokat olması lazım. İşte burada toplandık. Gördüğünüz çok güzel bir birliktelik oldu. Her çevreden arkadaşlarımız vardı, dernek başkanımız vardı ve Tokat'ın güzelliklerini burada konuştuk. Kahvaltının esas amacı Tokatlı hemşehrilerimizi, STK'larımızı bir araya getirmek. Tabii ki siyaset olmadan bu işle de maalesef yürümüyor. Her partiden AK Parti, CHP, MHP, tabii ki meclis üyelerimiz olacak, destek vereceğiz. Herkesin görüşü farklıdır. Herkesin kalbinde bir aslan yatar. Biz de herkes ona saygı duyması gerekiyor. Çünkü burada açılmaması gereken konular var. Açılması gereken konular var ama herkese de saygı duymak duymamız gerekiyor. Gerçekten burada Bülent kardeşimin yolunu açık olsun diyorum. Güzel bir toplantı, güzel bir kahvaltıydı. Böyle bir kahvaltıda buluştuğumuz için Tokatlılara bir araya geldik. Bu birlik beraberliği sağladığı için kendisinin adına teşekkür ediyorum. Güzel bir kahvaltı geçirdik. Güzel bir birlik beraberlikti. Öncelikle bu güzel kahvaltıyı düzenleyen çok değerli Bülent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Tokatların gücünü her seferinde bildiriyoruz, bildirmeye de devam ediyoruz. Bu güzel kahvaltıda o değerli başkanlarımızı, vekillerimizi görmekten mutluluk duyduk. Güzel bir organizasyon. Her zaman böyle bir organizasyonların bence olması gerekiyor. Olması gereken de bugün yapıldı. Ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz ki Kanal 60 olarak her yerde varsınız. Gerçekten kutluyorum. Geçenler yine o güzel programda yer aldım. Türkülerimizi, sazımızla, sözümüzle sizlerle birlikte oldum. Değerli Kanal 60 izleyicileriyle birlikte olduk ama hakikaten ben şunu rica ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarının o değerli insanlarından böyle birlik beraberlik her zaman olsun. Her zaman birbirlerimizi çok iyi bir şekilde tanıyalım. Her zaman söylüyoruz. Bizler Tokatlıyız. Tokatlı'ya sahip çıkalım. Tokatlı'da eğer bir insan bir yerlere geliyorsa gelmesindeki en büyük etken de desteklerden kaynaklanıyordur. Bence bu gibi etkinliklerde, bu gibi güzel programlarda bütün Tokatlıları el birliğiyle herkesi davet ediyorum. Bugün burada Bülent Bey bizleri çağırdı. Bülent Bey de çok değerli. Zaten Seymen Radyo'nun da kendisi sahibi. İşte Vatan TV'nin ortaklarından. Gerçekten kutluyorum kendisini. Güzel bir başarıya imza attı. Bizler de burada olduk. Yine benim her zaman yanımda olan Buse Emlak, Gülümser Akkoyunoğlu hanım ağamız diyorum. Onlarla birlikte katıldım. Gerçekten güzel birlik beraberlik. Ben onlara sonsuz saygılarımı sunuyorum. Kanal 60'a çok teşekkür ediyorum. Türk Halk Müziği sanatçısı olarak, Ayşe Gülpınar olarak her zaman sizlerle birlikte olacağız. Türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmasınlar. Hadi bakalım. Peki Ayşegül Hanım, son olarak içeride de meclis üyemiz vardı, Tokatlı. İşte Gülümser Hanım da var. Tokatlıların, bu bayanların ön plana çıkması nasıl bir durum?
sanatçı gözüyle bakıyor. Kesinlikle güzel bir duygu ama şunu söylüyorum. Bayanlarımıza destek versinler. Desteklerle güzel faaliyetler olur. Yani 50 tane erkek tamam hepsi bizim kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız ama sonuçta bayanlarımıza destek çıktıkları zaman birlik beraberlik olur. Az önce de söylediğim gibi Tokatlı birisi bir adım atıyorsa bence ona 4 elle, 10 elle, 20 elle sarılmamız gerekiyor. En önemlisi de bu. İnşallah meclis üyelerimiz de çoğalacak, milletvekillerimiz çoğalacak. Güzel siyasete girecek adaylarımız da olacak tabii ki. Biz hepsine destek vermeliyiz. Bugün de olduğu gibi. Gurbetteki Tokatlı. Evet. Sanatçıları destekliyorlar mı? Desteklesinler. Destekleyen var, desteklemeyen de var. Ben geçenlerde bir güzel yine istişare toplantısına katıldığımda da söyledim. Öldükten sonra bir şeyler yapmayalım. Ölmeden yapalım ki bizler mal edelim halka, işte bu Tokatlı, işte buna destek verelim diye konuşmalar yapalım bence. Bunları istiyorum gurbetçi Tokatlılardan. Bugünkü kahvaltı programımız Anadolu yakasındaki yaklaşık 50 tane sivil toplum kuruluşumuzun ve 100 kişinin katılımıyla ve İstanbul milletvekilimiz Gürsoy Erol Bey'in, kendisi de benim gibi bir bedensel engelli, sağ olsun kendilerinin teşrifleriyle bugün bu programımız gerçekleşti. Yani insanlarımızın gözünde bir ışık var. Her türlü görüş ve düşünceye sahip olan insanlar bugün burada oldu. Biz İstanbul'un sivil toplum kuruluşu olarak TOKKON olarak üçe böldük. İstanbul'umuzun birinci bölgesi Anadolu yakası, ikinci bölgesi ve üçüncü bölgesi olarak inşallah başaracağımıza inanıyoruz. 550 bin Tokatlı'nın artık hakkını her platformda duyuracağız. Son yıllarda da, son iki yıldır İstoktef'in kurulumuyla ben öyle tahmin ediyorum ki sizlerin de gözlemlediği kadarıyla hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık Tokatlı uyanıyor, artık Tokatlı hakkını arıyor. Halkının hizmetkarı olması için adaylarımız çoğalıyor. Yani yeter artık diyoruz. Biz 550 bin kişiysek artık biz her ortamda, siyasi ortamda, ticari ortamda insanlarımızı bir noktaya getireceğimize inanıyoruz. Kanal 60 televizyonuna da buradan bizim programımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Kanal 60 imtiyaz sahibi Sayın Hüseyin Kömür Bey'e ve Sedat Bey'e ve sizlere, bizleri kırmayıp buraya katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Her güzel şey Tokatlı için olsun diyorum. Tokat'ımız, ben yine diyorum, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi Tokat'a gitmek gerek, Tokat'ta yaşamak gerek. Oranın zira iklimi ve insanları muteberdir sözünden yola çıkarak, yani bu büyüklerimizin sözlerine inanarak Tokat'ın gururunu ve bu bayrağı daha uç noktalara taşımaya her zaman bedenen ve manen, madden hazır olduğumuzu söylüyorum. Katılımlarınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Evet, Antalya'yla devam edelim. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada sabah saatlerinde patlama yaşandı. Meydana gelen kazan patlaması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Patlama Antalya Burdur Karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım Atatürk Bulvarı üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Beyaz Endüstriyel Tekstil Yıkama Fabrikası'nın çamaşırhanesindeki kazan saat 08 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Yaralılar Antalya'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel şöyle konuştu. Şu anda 2 vefatımız var. 13 yaralımız var. Bunların 3'ünün ciddiyeti söz konusu, sağlıkla ilgili. Diğerleri tamamı hemen hemen hastanelere sevk edilmiş durumda. Olay yerinde arkadaşlarımız gerekli incelemeleri sürdürüyor. Olayın oluş şekli ne? Allah beterine saklasın. Nasıl olmuş? Bilgi var mı? Oluş sebebi bir bilgi. Yani onunla ilgili teknik arkadaşlar da şu anda sağlıklı bir bilgi veremiyorlar. Değerli izleyenler, İzmir metrosunda makinistin dikkati sayesinde kalp krizi geçirdiği fark edilen bir vatandaş ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameraları tarafından an be an kayıttaydı.
Önceki gün Evka 3 Fahrettin Altay seferini yapan metro trenine binen 75 yaşındaki Abdullah Bağcı konak istasyonunu geçince rahatsızlandı. Yolcuların bakışları arasında yere yığılan yaşlı adamı trenin makinisti içeride bulunan kapalı devre kamera sisteminden fark etti. Makinist Bülent Yılmaz hemen kontrol merkeziyle irtibat kurdu. Bir sonraki durakta sağlık görevlilerinin karşıladığı vagonda ilk müdahale olarak kalp masajı yapıldı. Kontrol merkezinin haber verildiği 112 acil sağlık ekipleri de gelerek yolcuya müdahalede bulundu ve kalp masajını dakikalarca sürdürdü. Metro personelinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü yolcu Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Bağcı'nın kalp krizi geçirmesi metrodaki kameralara yansıdı. Görüntülerde fenalaşarak kafası geriye düşen Bağcı'ya yanındaki yolcunun durumu fark ederek müdahale etmesi ve daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor. Değerli izleyenler, bültenimize Sakarya ile devam ediyoruz. Gevre ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde asansörün düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Geybe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğle saatlerinde 7 öğrencinin bindiği asansör, dağa göre halatının bağlı olduğu makaranın kopması sonucu ikinci kattan zemine çakıldı. Asansördeki öğrenciler Osman Burak Kıra, Miraç Demir, Oğuzhan Karaman, Hüseyin Özçelik, Enes Gül, Yavuz Eker, Tarık Ayvaz yaralandı. Öğrencilerin yardımına ilk olarak öğretmenleri koştu. Öğretmenler durumu 112 acil ve itfaiyeye haber verdi. Okula gelen itfaiye ekipleri asansörün kapısını kırarak açtı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu öğrenciler asansörden çıkartıldı. Öğrenciler ambulanslarla Gey ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 3'ü ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı öğrencilerden ikisinin kafa travmasının bulunduğu belirtildi. Kazayı haber alan öğrencilerin aileleri ise hastaneye akın etti. Öte yandan polis asansörde inceleme yaptı. Okulun bu yıl başında eğitim ve öğretime açıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili ise soruşturma başlatıldı. Acele etme, acele etme. Bir dakika. Bir dakika, tamam bırak. İstanbul Sultanbeyli'de ellerindeki satırla bir markete gelen iki genç kasadaki paraları alarak kaçtı. Satırlı soygun iş yerinin kameralarına yansırken 16 yaşındaki zanların timlerde gördük, denemek istedik dedikleri ortaya çıktı. Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Erdoğan Caddesi 32 numarada bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kar maskeli ve satırlı iki zanlı kasiyeri satırla tehdit ederek etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. Çalışanların durumu polise bildirmesiyle olay yerine gelen Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarından eşkallerini belirledikleri 16 yaşlarındaki S.A. ve H.C.'yi soygundan yaklaşık 2 saat sonra yakalayarak çocuk büro amirliğine teslim etti. Şahısların buradaki ifadelerinde filmlerden gördük, denemek istedik dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Evet, Mersin'in Silifke ilçesinde ise farklı bir olay yaşandı değerli izleyenler. Hayırsever bir öğretmen 3 ay önce yolda bulduğu ayağı kopan eşeğe bakın nasıl yardım etti. Mersin'in Silifke ilçesinde hayırsever bir öğretmen 3 ay önce yolda bulduğu eşeğin kopan ayağına protez taktırdı. Resim öğretmeni Gülsüm Sağlam, hayvanları çok sevdiğini, evinin önünde bulunan bahçede bir süre bakıma aldığı eşeğin ayağı üzerine basamaz hale gelince veterinere başvurduğunu ve eşeğin kopan ayağına protez taktırdığını söyledi.
3 ay önce kızım yolda görmüş bir mahalle arasında. Haber verdi, ayağı kopmak üzereydi. Ben de bahçemde müsait olunca buraya getirdim. Tedavisiyle ilgilendim. Toros Medikal'de Seçkin Çevik eski öğrencim yardımcı oldu. Bir protez hazırladı. Ve şu anda işte eşek daha sağlıklı bir duruma geldi. Daha rahat yürüyebiliyor. Bu konuda hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Yani hayatını başka bir şekilde bir çiftlikte çocuk taşıyarak yaşayabilir. Yardımlarınızı bekliyorum. Büyük küçük herkes en ufak bir rahatsızlıkta çareyi onda arıyor. Günümüzde en yaygın kullanılan ilaç olarak adlandırılan antibiyotikler artık tedaviye cevap vermiyor. Neden mi? Cevabı haberimizde. Antibiyotikler artık tedavilere cevap vermiyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri arasında gerekli gereksiz kullanılan antibiyotiğin vücutta bağışıklık kazanmış olması geliyor. Zira bu tür ilaçlara kolay ulaşılıyor. Tedavi edici özelliklerinin yüksek olması, hekimler tarafından kolayca reçete edilmesi hastayı ister istemez antibiyotiğe yönlendiriyor. Hal böyle olunca ilaç ister istemez etkisini kaybediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2013'te yaptığı reçete bilgi sistemine göre hastalara yazılan reçetelerin %40'ında antibiyotik bulunuyor. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde antibiyotik kullanımı %55'lere kadar ulaşıyor. Uzmanlara göre diğer ilaçlardan farklı olarak mikroorganizmalar antibiyotiklere karşı direnç kazanabiliyor. Direnç kazanan mikroorganizmalar antibiyotiklerden etkilenmiyor. Evet, Kanal 60 ana haberin bu akşam da sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte saat 19'da sizi bekliyor olacağız. Kimseye söz vermeyin, mutlu kalın.